Merhaba değerli izleyenler, Metropol'denle bu hafta da karşınızdayız. Evet, Sivas katliamının üzerinden tam 28 yıl geçti ve tabii ki de Sivas'ta yine anma etkinlikleri düzenlendi. Aslında ülkenin pek çok yerinde anma etkinlikleri düzenlendi. Ve aslında bu sene şöyle bir gelişme de oldu. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bir başvuru vardı ve Anayasa Mahkemesi 7 yıl sonra bu başvuruyu görüşmek için toplanacağını söyledi. Tabii ki de akıllara bu noktada Sivas katliamı davası geldi. Sivas katliamı davası skandallarla dolu, hukuk garabetleriyle dolu bir dava aslında. Ve bu davanın en başından beri takipçisi olan, avukatlarından olan Avukat Şenay Sarıhan konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi tabii ki de bu çok uzun bir süreç, 28 yıllık bir süreç. Hala da tam olarak tamamlanmış değil, devam ediyor. Biz belli bazı noktaları aslında bu dava ile ilgili önemli dönüm noktalarını belki de hatırlamaya ihtiyacımız var. Elbette ki bütün ayrıntılarıyla burada konuşabilmemiz mümkün değil ama sizden öncelikli olarak davanın o eşik noktalarını anlatmanızı rica ediyorum. Hay hay, olanak verdiğince kısa anlatmak için çaba göstereceğim. Öncelikle şunu ifade etmeliyim. Olayın 2 Temmuz 1993 tarihinde olduğunu biliyoruz. 1993 tarihinde gerçekleşmiş olan, 2 Temmuz 1993'te gerçekleşmiş olan bu katliamla ilgili olarak 20 Temmuz itibariyle düzenlenmiş olan 3 iddianamenin gerekli araştırma ve inceleme yapılmadan hazırlanmış olduğu son derece açıktı. Çünkü bütün kamuoyu önünde gerçekleşmiş olan ve televizyonlardan adeta naklen verilen bu katliamda binlerce saldırganın olduğunu biliyorduk. Bu binlerce kişinin yakalanmış olmaları, bunların bağlantıları, bunların arkalarındaki örgütler konusunda 20 günlük sürede bir araştırma yapılmasının olanağı yoktu. Davalar üstelik ilginç bir biçimde açıldı. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılık gerekçesiyle bir dava açıldı. Adiyen adam öldürme gerekçesiyle bir dava açıldı. Bir diğer dava ise terör örgütü üyesi olmaları gerekçesiyle açıldı. Biz davaların açılmasıyla birlikte ortak büro oluşturmuştuk. Türkiye Barolar Birliği, Türkiye'deki çok sayıda baro, ve ben o dönem Çağdaş Hukukçular Derneği'nin genel başkanıydım. Bizim derneğimiz hem genel merkez düzeyinde hem üyeler düzeyinde bir takım siyasi partiler, siyasi dergiler, demokratik kitle örgütleri, herkes bu katliamın yapılması üzerine hukuk mücadelesine katkı sunmak için hazır olduklarını ifade etmişlerdi. Bu hazırlığı teke indirmeye çalıştık. Çünkü çok sesli ve çok başlı bir dava yürütmek mümkün değildi. Barolar Birliği Başkanı Sayın Önder Sav, ÇHADE Genel Başkanı olarak ben, Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı olarak da, pardon, Genel Başkanı değil, avukatı olarak Bektaş arkadaşlarımız ve Ankara'da bu çalışma yürüyeceği için Erdal Merdol, Ankara Baro Başkanımızın öncülüğünde, yani sözcülük görevleri altında davaya hazırlanmak üzere bir komisyon oluşturduk. Komisyonun yaptığı ilk iş şu oldu: davanın Sivas'tan Ankara'ya naklini talep etmeliydik. Çünkü yaşamlarını yitirenlerin büyük bir çoğunluğu Ankara'daydı. Bu talebimiz kabul edildi. Dosya şeye kadar geldi. Ankara'ya geldi dosyalar. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Hatırlayacaksınız, bu katliamda atılan sloganlar vardı. Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak. Laiklik gidecek, şeriat gelecek. Peygamberin ordusu, laiklerin korkusu gibi şeriat isteriz sloganları vardı bolca. Yani eylemin amacı esas olarak bireysel bir adam öldürme, örneğin azizlesine karşı bir tepkinin örgütlenmesi değil, esas böyle bir aracılık yoluyla şeriat istemindeki insanların ne kadar kararlı oldukları ve Cumhuriyet rejimine karşı düşmanlıklarını nereye doğru götürebilecekleri ifade ediliyor ve açıkça bir rejim değişikliği talebi yükseltiliyordu. Ankara'ya gelen dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi ve Asliye Ceza'ya geldi. Yani adiyen adam öldürme Ağır Ceza'ya, diğeri Asliye Ceza Mahkemesi'ne geldi, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası.
Örgütle ilgili de DGM'ye gitti. Ağır Ceza Mahkemesi şeyi reddetti. Dedi ki bu bizim görevimize girmiyor. Burada basit bir adam öldürme meselesi yok. İnsanlar öldürme, adam öldürme de değil. Bu bir rejime karşı kalkışma niteliği taşıyor. Bu mahkemenin görülmesi gereken yer DGM'dir dedi. Aynı şekilde Asiye Ceza da bu sıradan bir toplantı ve gösteri yürüyüşü değil. Bunun görülmesi gereken yer devlet aleyhine işlenmiş suçlarda ya da anayasaya karşı işlenmiş suçlarda devlet güvenlik mahkemesidir dedi ve görevsizlik kararı verdi. Fakat mahkeme, DGM bunu kabul etmedi. Yargıtay'a gitti, uyuşmazlığa gitti. Uyuşmazlıktan sonra evet Asiye Ceza ve Ağır Ceza haklıdır. Bu davanın DGM'de görülmesi gerekir dendi ve DGM'de görülmeye başlandı Eylül ayı itibariyle. Yani bir süre dava beklemiş oldu bu aşamalarda. Davanın başladığı sırada ne kadar biraz önce anlattığım bütün barolar sahip çıktılar, katliam kurbanlarının avukatı olmak istediler diye. Biz 500-600 kişiyle duruşmanın yapıldığı gün Ankara Adliyesi'nin önündeydik avukatla. Onun dışında halktan insanlar da vardı elbette. Fakat bizim sayımıza denk sayıda avukatlar da, yani eylemcileri savunan avukatlar da aynı sayıda adliye önündeydiler. Ve o tarihi itibariyle henüz Türkiye'de alışılmadık giyim kuşam içindeydiler. Şalvarlı avukatlardı, tek düğme gömlekleri olan avukatlardı. Bir kucak sakalları olan avukatlardı, bez pantolonlar vardı ayaklarında. Tanımadığımız, Ankara'nın yabancısı olduğu bir avukat kitlesi vardı. Mahkeme bizi ilk duruşmaya almamak için direndi. Tamamen hukuk dışı bir gerekçe gösterdi. Müdahilliğiniz kabul edilmemiştir dedi. Oysa biz iç hukukumuza göre duruşmaya gireriz, müdahale dilekçesini veririz. Hakim veya heyet karar verir müdahilliğimize ya da vermez. Vermezse çıkarız. Ama müdahil olduğumuzu ifade edebilmek için içeri girmemiz lazım. Bir de hepimizin dosyada vekaletleri sunulmuş vaziyetteydi ve biz her birimiz o 33 canın yakınlarının avukatları durumundaydık. Zor bela girilebildi içeriye. Yani Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın dahi aramızda olmasına rağmen daha orada polisle aramızda itişme kakışma oldu. Bir takım haksız müdahaleler oldu bizlere, avukatlara. Diğerleri gayet rahat girdiler. Biz ise zorla mahkeme salonuna girdik. Bu aşamadan itibaren mahkeme salonundaki durum şuydu. Sanki sanıklar mağdurlardı, biz ise saldırganlardık. Bize yapılan muamele ve sanıkların izleyen ailelere, avukatlara yaptıkları muamele böyle bir muameleydi. Ve mahkeme buna hiçbir şekilde engel olamadı, hakim olamadı. Ben en az 3 kez duruşma salonunda tartaklandım. Murtaza Demir, Ali Balkız tanıklık yaparken saldırılara uğradılar. Nesimi'nin eşi, ismi şimdi hemen Makbule Hanım duruşmada kimseyi teşhis etmediği halde sanıkların saldırısına, hakaretine uğradı. Birkaç örnek veriyorum. Hepsi, bütün tanıklar, olayı anlatan herkes sanki işin tersini anlatıyorlarmış gibi sanıklar tarafından yüksek sesle hakaret sözleriyle karşılaştılar. Fiili saldırılarla karşılaştılar. Mahkeme salona hakim olamadı. Başka bir şey var, fotoğraflardan hatırlayabilirsiniz. Sanıklar bir de oturdukları bankların üzerine çıkıp namaz kılmaya falan kalkıştılar duruşma sırasında. Tam bir gösteriydi yani. Dinin siyasete alet edilmesinin en tipik örneklerini mahkeme salonunda yaşıyorduk. Ama mahkeme salonunda ne yazık ki hakim de, heyet de duruma hakim olamıyorlardı. Bunun yerine duruşmayı basına kapatmak gibi bir tercihte bulundular duruşmaları. Biz buna itiraz ettik. Kamuoyundan kaçıramazsınız bu sahneleri. Kaldırın dedik. Kaldırmadılar. Biz de bir karar aldık. Dedik ki biz bu oyunun içinde oynamıyoruz. Dışarıdan davayla ilgili görevlerimizi yapacağız. Sanırım 2 ya da 3 ay kadar duruşmalara katılmadık. Ama esas hakkındaki mütalaamızı hazırladık ve şunu söyledik. Dedik ki, pardon, önemli bir şeyi kaçırdım. Dosyaları alıp incelediğimiz zaman polis kayıtlarında gördüğümüz sonuç şuydu. Polis diyordu ki 500 kişiyle cami önünden başlamış olan bu eylemin
otel önündeki sayısı 15 bin kişiydi diyordu. Valiliğin tutup gönderdiği İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği raporda da 15 bin kişi tespiti vardı. Fakat 15 bin kişi yerine ancak gözaltına alınan 170 kişiydi. Mahkeme önüne gelen de o kadarlık bir gruptu. Yani Sivas'ta ele geçirdikleri bir takım insanlar ve en bilinen, en görünenler belki, onlar da elbette suçluydular. Onlar mahkeme önüne getirilmişlerdi. Fakat 15 bin kişinin diğerleri hakkında herhangi bir işlem yoktu. Çok önemli olarak polis kayıtlarında şu vardı. Bir gün önce, 30 Haziran itibariyle Sivas'a 200 aşkın araçla insan geldiği, gelen bu insanların belediyenin ve Kur'an kurslarının yatılı merkezlerine yerleştirildiği, orada misafir edildiği, aynı tarihte de bütün Sivas'ta Müslüman kamuoyuna başlıklı bildirilerin dağıtıldığı ve bu bildirilerin içinde doğrudan doğruya bu şenliği hedef gösteren, şenlikteki konukları ve şenliğe katılanlara ders vermenin dini bir emir olduğunu, peygambere karşı bir görev olduğunu ifade eden bir bildiri dağıtılmıştı. Bu bildiri polis faksından da geçmişti. Bütün resmi kurumların faksından geçtiği gibi iş yerlerine ve evlere de dağıtılmıştı. Yani felaket geliyorum diyordu, katliam geliyorum diyordu ama hiçbir önlem alınmamıştı. Bu durum, bu sahneyi tabii ki esas hakkındaki mütalaamızda değerlendirdik. Fakat esas şunun altını çizdik. Dedik ki bu eylem bir avuç bu mahkeme önüne gelmiş kişinin gerçekleştirdiği bir eylem değildir. Bunlar belki perdeleri yakarak, gazı getirerek bir tetikçilik görevi yaptılar. Fakat esas bu iş örgütlenmiştir, örgütlü bir iştir. Ve bu örgütlenmeye karşı herhangi bir önlem alınmamıştır. Tek tek huzurda olan sanıkların da hangi legal ya da illegal kuruluşla bağı olduğuna dair belgelerini de koyduk mütalaamızda. Aralarında Fethullah'la da bağlantıları olan kişiler vardı. Bunu çok güncel olduğu için sadece Fethullah'tan söz ediyorum. Yoksa bütün tarikatlar hemen hemen işbirliği yapmış haldeydi. Bunların saptanmasının şart olduğunu, dinci gerici örgütlerin ortak eylemi olduğunu ve örgütlü bir şekilde yapıldığının karar altına alınmasını istedik. Fakat mahkeme ilginç bir şey yaptı. Mahkeme en baştaki gibi, ilk iddianameler gibi karar verdi. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasından gayet az cezalar verdi. Adiyen adam öldürme kabul etti. Hatta bu adam öldürmede Aziz Nesin'in tahrik ettiğini iddia etti ve indirim yaptı. Önce idam cezasıdır adam öldürmekten, birden çok adam öldürmek. Fakat birden çok adam öldürmede birden çok şahsın etkisi olduğu sebebiyle indirim yaptı. Aziz Nesin'in tahriki sebebiyle indirim yaptı, gerekçesiyle indirim yaptı. Ve de 15 yıl gibi bir ceza verdi. 33 insanı katletmiş, 60'a yakın insanı yaralamış olan bu güruha böyle bir ceza verdi. Örgüt de yok dedi. Örgütten söz etmedi. Biz bunu temiz ettik. Ve oradan da bir sahneyi söylemeliyim. Bu sanıklar için ödül gibi bir cezaydı aslında ama sanıklar ceza okununca, ceza alınca, bir yıllık bir ceza bile almış olan hepsi ceplerindeki bozuk paraları, kurşun kalemleri, mendilleri, kağıtları ne varsa ceplerinde mahkeme heyetinin suratına fırlattılar. Çünkü bir ceza değil herhalde ödül bekliyorlardı bir cumhuriyet mahkemesinden, bir devlet mahkemesinden. Temiz edildi. Temizden sonra Yargıtay bizim düşündüğümüz gibi düşündü. Yine zaten baştan da öyle düşünmüştü. Sonuç olarak ancak 2001 yılında Mayıs ayı, 14 Mayıs olabilir, tarihi yanılıyor olabilirim şimdi. Bunların cezaları kesinleşti 2001 yılı itibariyle. Fakat ilginç bir şey oldu. İlk kararı söylemiştim ya, ilk kararla birlikte çok sayıda insan tahliye edildi. Duruşmalar sırasında da tahliyeler olmuştu fakat sonuç olarak hakimin ve heyetin durumlarını hafif olarak görüp tahliye ettiği insanlar idam cezası aldılar sonuçta. Anayasal düzeni tebdil, tayir ve ilgadan
yani şer'i devlet istemine karşı ceza aldılar. Bu amaçla adam öldürdükleri için ceza aldılar ama bunlar tahliye edilmişti. Tahliye edilen sanıkların hiçbiri yakalanmadı. Hepsi tahliye edildikleri andan itibaren örgütlü bir biçimde yurt dışına çıkarıldılar, kaçırıldılar, korundular. Ve önemli bir sanık grubu için dava tefrik edilmek zorunda kaldı. O dava işte 2001'den bu yana sürüklenmekte olan 28. yılına geldiğimiz tarihte hala bizim 3 sanıkla ilgili biliyorsunuz dava sürüyor şu anda. Bu arada Cafer Erçatmak ve arkadaşları diye bir dava görüldü, onu hatırlayacaksınız. Yurt dışına gidenlerin 15'i hakkında bizim girişimlerimizle Adalet Bakanlığı iade istemlerinde bulundu. Fakat bu iade istemlerine de ne yazık ki olumlu yanıt gelmedi. Önce DGM var sizde, bu DGM'de askeri hakim var. Sanıkları iade etmiyoruz dediler. Sanıklar burada yok demediler. İade etmiyoruz dediler. DGM Türkiye'de kalktı, askeri hakimde kalktı daha önce. Yine iade etmediler. Sonra dediler ki sizde idam cezası var. Türkiye'de bu süreç içinde idam cezası kalktı. Yine iade etmediler. Son dönemde sizde müebbet hapis cezası var, o sebeple iade etmiyoruz dediler. Ve her türlü gerekçe buldular. Hatta çok ilginç laflar da ettiler. Dosyalarını inceledik. İnsanlığa karşı insani değerleri ya da bir insanı ortadan kaldırma gibi bir eylemleri yok yanıtı bile geldi. Nasıl bu bizde ciddi kuşku, araya giriyorum. Bu bizde ciddi bir kuşku uyandırdı. Büyük ihtimalle 3 iddianame de gitmedi diye düşündük. Yani başka türlü olamaz ya da yurt dışındaki örgütleri çok güçlü ve oradaki devletleri de etkiliyorlar diye düşündü. Her türlü ihtimali göz önüne aldık. Evet, evet. O sırada tesadüfen 6 sanık yakalandı. Erçakmak dosyası açıktı. Erçakmak dosyasıyla Cafer Erçakmak, şu Aziz Nesin'i merdivenden inerken iten belediye meclis üyesi, bir tek o değil tabii, bu eylemin de en önünde gidenlerden birisi, tahrikçilerinden ve fiili eylemcilerinden biri, Sivas'ta belediye meclis üyesi. Cafer Erçakmak ve arkadaşları davasında o sırada Türkiye'de iç hukukta bir değişiklik olmuştu. 2005 biliyorsunuz TCK değişikliği. O değişikliğin içinde aynı zamanda insanlığa karşı suç da kabul edilmiş ve yürürlüğe girmişti. Biz insanlığa karşı suç olduğunu, bu davada esas doğru kararın bu aşamada bu sebeple verilmesi gerektiğini ifade ettik. Ayrıca dedik ki insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı gündemde olamaz. Biz her ne kadar yeni kabul etmişsek de insanlığa karşı suç işlenmişse geriye doğru da yürüme hakkı vardır. Bu yanıyla bunu lütfen insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirin diye duruşmalarda taleplerimiz oldu. Bu durumda tabii zaman aşımı gibi şeylerin de önüne geçmiş oluyor değil mi? İnsanlığa karşı işlenen suçlardan yargılanmaları. Tabii evet. O sebeple de çok ısrarlı olduk. O dönem biliyorsunuz kamuoyunun en baştaki gibi, yani 93-94'te gösterdiği davaya ilgi, o tarihlerde de 2011-2014 arasında da çok kuvvetli bir sahiplenme oldu davayı. Zaman aşımı meselesinde, insanlığa karşı suç meselesinde kamuoyunun ciddi talepleri oldu. O arada ilginç bir şey de oldu, onu anlatayım sonuna, o kısmın sonuna gelmeden. Erçakmak'la ilgili olarak Erçakmak'ın Fransa'da olduğunu öğrenmiştik. Önce Almanya'da, sonra Fransa'da. Son olarak ben Fransa'da olduğuna ve Fransa'dan zaten kırmızı bültenle aranıyor, İadesi konusunda girişimde bulunmasını mahkemeden talep ettim. Birkaç ay geçmedi, Türkiye'de evinden cenazesi çıktı ve Sivas mezarlığına gömüldü. Sivas Mezarlık Müdürü'nün ihbarıyla Erçakmak'ın cenazesinin Sivas'ta gömülmüş olduğunu öğrendik. Yani bu kaç yıl geçmişti aradan ve bu kadar yıl içinde neredeydi? Gerçekten Fransa'da mıydı, Türkiye'de miydi ki evinden de her duruşmaya evinde olmadığına, bulunmadığına dair polis bilgisi geliyordu. Neredeydi? Bu sorunun yanıtını almamız ne yazık ki mümkün olmadı. Ben mezarın açılmasını talep ettim. Çünkü acaba kendini gizlemek için bir oyun mu? Bu kadar kuşkucuyuz. DNA testleri falan yapıldı. O sırada da ilginç şeyler yaşandı.
Çocuklarından değil, eşinden DNA testi araştırması yapıldı. Böyle akıl almaz şeylerle karşılaştık. Ayrıca o davanın 6 sanığı, dediler ki onlar 146-3'ten, yani daha az bir cezayla, katkıda bulunma gibi bir fiille yargılanıyorlardı. Onlar çok komik, yani trajikomik demem lazım, savunmalarda bulundular. Dediler ki efendim biz arandığımızı bilmiyorduk, hakkımızda dava olduğunu da bilmiyorduk. Biz evlendik, biz çocuk sahibi olduk, Nüfus İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus Müdürlüğü'ne evlilik için başvurduk, çocuk için başvurduk. Ayrıca askere gittik, ayrıca ehliyet aldık. Kimse bize siz aranıyorsunuz demedi gibi savunmalar yaptılar. Bu da aranmakta olan kişilerle ilgili tutumun son derece açık bir fotoğrafı olarak dosya tutanaklarına, duruşma tutanaklarına girmiş oldu. Bu da ilginç bir tespittir. Sonuçta bu davada da ne yazık ki mahkeme zaman aşımı iddiamızı kabul etmedi. 146-3'ten zaman aşımından düşürdü o 6 sanığı. Erçakmak öldüğü için dosyayı düşürdü. Fakat orada da ilginç bir laf etti. Dedi ki evet siz haklısınız. Erçakmak için insanlığa karşı suç diyebilirdik ama bu şey resmi görevli, çünkü bu belediye meclis üyesi olarak kamu görevlisi. Bu sebeple ona diyebilirdik ama ne yapalım, öldü. Fakat bu da hukuk dışı bir açıklamaydı. Çünkü işkence suçları için resmi görevli olma aranır. Diğer insanlığa karşı suçlar için resmi görevli olma gibi bir koşul söz konusu değildir. Şu anda aranmakta olanlardan sadece bir sanık, Bülent isimli bir sanık, Bülent Düvenci isimli bir sanık yakalandı ve tekrar aynı cezayı aldı. Yani 146 birden ceza aldı. Şu anda cezaevinde olduğunu biliyoruz. Daha önce yakalananlardan 15 kişi diye ifade etmiştim aranmakta olan. Bunların 9'unun yurt dışında olduğunu biliyorduk. Erçakmak vefat etmiş oldu. Erçakmak vefat etti. Şu anda 9 sanık hala cezası kesin olmasına rağmen yurt dışında. 2001 yılında cezaları kesinleştiği için bunlarla ilgili zaman aşımı, iç hukukumuza göre de zaman aşımı daha uzun. Fakat diğer aranmakta olan ve şu anda davası devam etmekte olan 3 sanık, Murat Karataş, Eren Ceylan ve Murat Sonkur'la ilgili olarak bu sanıklarla ilgili eğer insanlığa karşı suç diye yine mahkeme kabul etmezse, kabul etme ihtimali vardır, doğru ve adil bir karar verebilir. O takdirde 2023'te süre dolmaktadır. Zaman aşımı çok yaklaşmıştır. Ama ilginç olan bugün hala bu özellikle Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Karataş'la ilgili Almanya ve Arabistan'dan iade taleplerimiz olumlu yanıt almamıştır. Hatta Avrupa'da bugün Türkiye kökenli avukatlar orada mezun olmuş, Almanya'da özellikle Almanya ve Hollanda'da avukat ve milletvekili olmuş yurttaşlar. Bu davayla ilgilenmektedirler, soru önergeleri vermektedirler, araştırma yapmaktadırlar. Türkiye'deki avukatların çabasıyla, Türkiye'deki siyasi, demokrat siyasilerin çabasıyla halen iadeleri konusunda girişimlerimiz sürmektedir. Davayı da kamuoyu yeniden özenle izliyor diye düşünüyorum. Elbette 28 yıl bazı gerilemelere sebep olmuş olabilir ama bugün biz kapanmamış bir yaranın kapanması, adalet yoluyla hiç olmazsa kısmi bir tatmine uğraması için çaba gösteriyoruz. Ama asıl çabamız ailelerin çabası, Alevi örgütlerinin ve demokratik kitle örgütlerinin çabası yeni katliamları engellemekti. Bu sebeple böyle bir mücadele, cezasızlığa karşı, yok saymaya karşı, göz yummaya karşı bir mücadele yürütüldü. Bu mücadeleyi yürütmeye devam etmekte kararlıyız. Ama ne yazık ki evet. 2015'ten bu yana, 93'ten 2015'e toplu bir katliam, tekil katliamlar çok oldu elbette ama önemli ölçüde azalmışken 2005'ten bu yana Suruç'tan başlayarak devam etmekte olan süren katliamların bu davada adaletin sağlanmamış olmasının bir sonucu olduğu,
Bu davada altını çizdiğimiz dinci gerici örgütlerin örgütlenmelerine, mesela İbdacı'ya açıkça sahip çıktı Sivas katliamı davasına. Bu grupların örgütlü olarak yakalanıp bunların paylarının, buradaki rollerinin belirlenmemiş ve onların çalışmalarının önünün kesilmemiş olmasının bugün Türkiye'de yeniden aynı tehlikelerin ortaya çıkabilme olasılığını güçlendirdiği, hepimiz için şeriatçı tırmanışın bir ülkenin demokrasisine büyük bir zarar vereceği kaygısı içindeyiz. Ama 2 Temmuz'larda biliyorsunuz alanlardaydık, yıllardır alandayız, yıllardır Sivas'tayız. Bu da bizim her türlü baskıya rağmen, her türlü ters yüz etme çabalarına rağmen halkın duyarlılığını ve halkın kendi kaderini, kendi sesini yükselterek, kendi mücadelesiyle tayin edeceği gerçeğini ortadan kaldırmayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle bir nefeste anlattınız. Bütün bu süreci bize tekrardan özetlediniz. Şimdi tabii birazcık siz de değindiniz. Biz 2015'ten beri ne yazık ki katliamları görüyoruz. Diyarbakır'da bir katliam girişimi oldu. Yine Suruç'ta, Ankara'da. Şimdi burada süren davalarda da, yine Sivas davasında da hiçbir şekilde kamu görevlilerinin yargılandığını görmüyoruz, değil mi? Dönemin polis teşkilatındaki görevli yetkilileri, emniyet müdürü, işte istihbarat müdürü, yani bu insanlar sanki bunlardan sorumlu değilmiş gibi, değil mi? Böyle bir algı var sanki. Şimdi tabii yüreğimiz sızlayarak bunu ifade ediyoruz. Ben biliyorsunuz siyasi dava avukatıyım ve 1980'lerden bu yana siyasi davalarda zarar görenlerin avukatlığını yapmaya çalışıyorum. Bence demokrasi, antidemokratik uygulamalar sonucunda sanık olarak şeye çıkarılmış insanlar, işkence gören, baskı gören, zorla bir takım şeyleri kabul etmiş olan kişilerin avukatlığını yaptım. 80'li yıllardan bu yana, sadece 2015 ve sonrası değil veya 93 ve sonrası değil, genel bir cezasızlık sistemi yürüyor. Ya görünmüyor, suç duyuruları yapılamıyor, ya yapılan suç duyurularına yanıt verilemiyor, ya işte efendim devlet memuru o sebeple izin verilmiyor, resmi izin verilmiyor kovuşturma ve soruşturma için. Bütün bunlar sürekli bir biçimde Türkiye'de hukuk dışı, adalet dışı uygulamaların sahnelenmesine neden oluyor. Yani devlet bu konuda ya da yargı organları bu konuda gerekli duyarlılığı göstermiyor veya duyarlı davranmıyor. Yani devlet kendi halkına, kendi bireyine eza ve cefa yaparak bir ülkede huzuru sağlayamaz. Ona yurttaşlık haklarını tanıyarak, onun yurttaş olarak, insan olarak, bırakınız yurttaşlık meselesini, insan olarak sahip olduğu temel hakları, geliştirici olanaklar sağlayarak ancak bir ülkede eşitlik, bir ülkede demokrasi ve beğenilen bir yönetim, beğenilen bir idare ortaya çıkabilir. Bunu sağlayamadık. Olağanüstü dönemler oldu, sıkı yönetimler oldu, degemeler oldu. Ben kendi deneyimim için de 12 Mart yaşadım, 12 Eylül yaşadım. 90'lı yıllarda aslında örtülü sıkı yönetim yıllarıdır, hatta daha ağır yıllardır. Beyaz Torosların hakim olduğu ve Beyaz Toroslarda resmi görevlilerin olduğu bilgisi içinde çok sayıda kaybın peşinde ÇHD olarak da topluca diğer arkadaşlarımızla olduk. Bu sürece son vermek gerekiyor. Yani bunun sonunu getirecek irade, siyasi irade. Siyasi irade insan haklarına tam olarak özen gösterme kararlılığında olmalı. Bugünlerde bir yargı reformu paketi ortada. Şey diye başlıyor, böyle çok parlak sözlerle başlıyor. Diyor ki işte yargı reformu paketinde biz uluslararası sözleşmelere, temel insan haklarına saygılı bir yönetimiz. İşte bunun en tipik örneğini de ifade özgürlüğü alanında yaptığımız çalışmalar gösteriyor. İnanın bu bana şey geldi, acaba kinaye mi yapıyorlar? İfade özgürlüğünün en çok kıstırıldığı bir dönemdeyiz. İfade özgürlüğünün yok edildiği bir dönemdeyiz. İnsanlar ne dese yağmurla burun hikayesine dönmüş durumda. Ne yazsa, ne söylese, kendi özel alanında yaptığı yazışma bile bir suça konu, ya terör yasası içinde ya
Cumhurbaşkanına hakaret gibi bir kavram içinde ya da din tarafların birbiriyle çatışmasını sağlayıcı, tahrik edici konuşmalar olarak değerlendiriliyor. Kötü bir dönemdeyiz, yani iyi bir dönemde değiliz. Önünü açacak gerçekten orada yazılanları, yargı reformunu hayatın içinde gerçekleştirecek bir düzenleme ile karşı karşıya değiliz. Ama umarım değişir. Fakat ben şunu umuyorum, onu da değiştirecek olan bizim kararlı mücadelemiz. Yılmamak, evet, ve üzerine gitmek. Çünkü haklı şeyler, doğru şeyler söylüyoruz. Evet, çok haklısınız. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Çok teşekkür ederim. Kolaylık diliyorum hepimize. Evet sevgili izleyenler, Metropol'ün sonuna geldik. Konuğumuz avukat Şenel Sarıhan'dı. Sivas katliamı davasını konuştuk ve bugüne kadar gelen aslında hukuksuzluğa, cezasızlık politikalarına da bir işaret verdik. Oraya da bir yansıtmasını yaptık. Önemliydi. Haftaya yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.